arkadaşlarım. Özgecan Arslan, Şule Çet, Ceren Özdemir, Gülistan Doku, Pınar Gültekin ve daha binlerce kadın. Hepsinin hikayesi aynı. Sırf hayır dediği için boşandığı, ayrıldığı veya hiç birlikte olmak istemediği için katledildiler. Boşanan kadınları sapkın hayatlar yaşamakla suçlayanlar, boşanmalarına da pahasına olursa olsun engellemek için mecliste komisyonlar kuranlar. Aileleri parçalatmayacağız. Aileleri parçalatmayacağız diye dört bir yanda açıklamalar yaptıranlar. Nafakayı kaldırmak için yasa hazırlıkları yapanlar. Şiddete ilişkin koruma kararları alınması sağlayan 6.284 sayılı yasayı kaldırmak isteyenler. İstanbul Sözleşmesi'nden devleti imzasını çekmesi için uğraşanlar. Öldüreni değil, öleni suçlayanlar. Katilleri yargılamadan, hak ettikleri en ağır cezaları vermeden toplum içinde bırakanlar. Katledilen kız kardeşlerimizin cinayetlerinin sorumlularıdır. Haftalardır, aylardır, hatta yıllardır yasalar etkili uygulanmıyor. Erkek şiddetine karşı acil önlem planı yapılmalı diyoruz. Ancak tüm bu çağrılarımıza kulak tıkayanlar, sizler, bizim için hayat önemi sahip İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açıyorsunuz. Oysa İstanbul Sözleşmesi hukuki güvencemizdir. İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alıp sözleşmeden çekileceğini söylemek kadına yönelik şiddetli teşviktir. Biz kadınların susmaya, itaat etmeye, birbirimizi yalnız bırakmaya, şiddetle yaşamaya ya da canımızdan olmaya hiç niyetimiz yok. Olmayanlar da buradayız. Bilin istiyoruz. Biz yasta değil, isyandayız. Evimizdeki, iş yerimizdeki, memleketimizdeki tüm kadın düşmanlarıyla yaşamak için savaşacağız. Örgütlenerek, birbirimize kenetlenerek, yaşama elinden alınmış, katledilmiş kız kardeşlerimizin yürüyüşünü yüzümüze yerleştirerek mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadınların kanıyla yazılmış ve kazanılmış hiçbir hakkımızdan bizi mahrum bırakamayacaksınız. Cumhuriyetle kazandığımız haklarımızı kısıtlayan zihniyete hep birlikte karşı koyacağız. Cumhuriyet bir kadın devrimidir. İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açmaksa Cumhuriyet değerlerini tartışmaya açmak demektir. Hangi görüşten, hangi düşünceden, hangi etnik kimlikten, kültürden olursa olsun toplumun her kesiminden kadınların yaşaması, söz sahibi olması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz kadınlar isyanımızla büyüyüp kararlılığımızla kazanacağız. Kadın gülüşmelerimizi esir almanıza izin vermeyeceğiz. Biz kadınız, varız, eşitiz, haklarımızın da bilincindeyiz. Biz kadınız, direnişinde tam kendisiyiz. Bilmeyenlere de bildirmesini biliriz. Yineliyoruz. Kadın örgütlerini ve İstanbul Sözleşmesi'ni hedef gösterenler, öldürülen tüm kadınların katilidir. Kadınların hayatını kendi siyasi çıkarlarınız için malzeme yapamazsınız, yaptırtmayız. Hayatımız sizin oyuncağınız değil, oyuncağınızı elinizden almasını da biliriz. Hepinizden bu anlamda hak arayışında hesap soracağız. Kadınların ölmek istemiyorum, ölmeden koruyun beni, öldürdükten sonra mı tutuklayacaksınız çığlıklarının yükselmediği bir hayatı kuracağız. Bu hayatı kurmak için mücadele ediyoruz. Yan yana gelerek
dayanışarak, yılmayarak, mücadele ederek kazanacağımıza inanıyoruz ve devam edeceğiz. Hiçbir kadının saçının teline zarar görmeyene kadar, tam eşitlik sağlanana kadar meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Bizler barışız. Kadının adı barıştır. Kadın olmadan hiçbir kapının açılmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Emeğimiz var. Gerektiğinde emeğimizin değer bulması için de kadın cinayetleri günümüz gündemimizde olar. Fakat kadın haklarıyla birlikte insan hakları mücadelesini de eden kadınlarız. Sakarya siyasetinde yıllardır sağdan soldan nereden bakarsak bakalım hak arayışında yan yana duran kadınlarız. Kadın örgütüyüz ve örgütün yanında duran adamlarız. Adam gibi duran kadınlardınız. Burada erkek gibi demiyorum. Biz kadın siyaseti yapıyoruz. Kadınca siyaset yapıyoruz. Çünkü anayız. Anacız. Kucaklayınız. Erkeklere de hayat vereniz. Bu anlamda arkadaşlar gücümüzün farkına varmalıyız. Bu nedenle yine de diyorum yaşasın kadınlar, yaşasın insanlık, yaşasın haklı mücadelemiz. Açıklamamıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben sizleri alkışlıyorum. Yaşasın. Mücadelemizde sonuna kadar birlikte yerelde ve genelde güç olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler arkadaşlar.